fıtratına uygun iş tutan başarılı olur. Onun için meslek seçimini kendini tanıdıktan sonra yapacaksın. Bu yapılmıyor. Avrupa'da fakültelere talebe almayken psikolojik testten geçer. Şoförlük yapacak adam bile psikolojik testten geçer. Asabi ise ehliyet vermezler taksi şoförüne. Bizde böyle bir şey yok. Ailede bir doktor olur, itibar görür. Veya bir subay olur, itibar görür. O ailedeki çocuğa sorarsın, ne olacaksın? Doktor olacağım. Çünkü ben var ya, ben nefis. İtibarlı olmak istiyor. Bakıyor ki subay itibarlı veya doktor itibarlı veya Güneydoğu'daki çocuklara sor, ne olacaksın? Öğretmen olacağım. Tanrı'ya yüksek adam öğretmen çünkü. Meslek seçimi böyle olmaz. Evvela kendini tanıyacaksın. Ona göre doğru meslek seçeceksin. Doğru iş seçeceksin. Ve doğru eş seçeceksin. Eş. Aile seçiminde de bu lazım. Birçok seçimde bu lazım. Birçok da tanıma lazım. Bunları hallettik diyelim. Uzun gideceği için her birini ben ayrı ayrı yazdım. Yaşamak Sanatı diye bir kitapta. Kader nasıl tanınır, insan kendini nasıl tanır, eş nasıl seçilir, iş nasıl seçilir. Hepsini yaz. Oradan okursun. Şimdi burada benim söylemek istediğim yazmadığım bir şey. O da şu. Siz katmerli lütfa dahil olmuşsunuz. Çünkü istikametinizi bulmuşsunuz. Müslüman ana babadan gelmişsiniz. Müslüman bir çevreye düşmüşsünüz. Benim 60 senedir dostum olup da bir yanlışını göremediğim bir arkadaşımın rahli kendisine düşmüşsünüz. Bu da bir bahtiyar. Bunu da kendinizden bilmeyin. Allah'ın nasip etmesinden bilin. Nasip etmesinden bilin. Bütün bu nimetlerin doğurduğu bir borç var. Sen Ağrı Dağı'nda çoban olsaydın, kurda kuş kaptırmamakla, kurda koyun kaptırmamakla başarılı sayılırdın. Sen bu kadar imkan içinde başarılı sayılmazsın. Sayılman için ne yapacaksın? Bakın, Allah'ın bize yüklediği bütün mükellefiyetlerin nisabı da bellidir, nispeti de bellidir, her türlü şartı bellidir. Biraz sonra ikindi olacak. Vakit girdi diye namaz kılacağız, zekatı belli, erkanı belli, her şey. Acaba tamam mı? Demeyiz. Zekat borcu olan da böyledir, maddi bir şeydir, sayar, eder. Ne nispetle emredildiği belli, kime verileceği belli, verdi bitti, kurtulur. Ben demem ki acaba benim zekat borcum oldu mu olmadı. Ama Allah'ın bize yüklediği bir mükellefiyet var ki burada böyle bir katiyet yok. Burada ucu açık. وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Bana bir ayet gösterin ki cihat malla veya nefisle şu miktarda yapılırsa bitmiş olur. Haccın erkanı belli, namazın erkanı belli, orucun şartı şurtu belli. Burada bir şey var mı? Bir tek elimizde la yükellifullâhe nefsen illâ vüsaha var. Takatinden fazla yük yüklemez. İyi de zekat borcunu hesap etmek için paranı sayarsın. Ama buradaki sermaye cihad için. Akıl, sağlık, cesaret. Ve böyle bir muhitte bulunmakla maruz kaldığın telkinat. Beni dinlemeden evvel mesuliyetiniz 99'sa dinledikten sonra 100 oluyor. Allah size der ki ben kadir kulumu gönderdim, sizi şu hususta ikaz ettim. Hayatınızda varit olan bütün telkinleri de böyle anlayın. Memnun olursun ama o memnun olduğun şey senin mesuliyetini artırır. Çünkü takatini artırır. Şu cemaatte bulunmak da böyledir. Böyle bir imkan olmayana nazaran senin mesuliyetin daha çok. Ama bu mesuliyetin sermayesini ölçüp biçmeye imkan yok. Onun için şartları zorlayacaksın. Ucu açık.
hiçbir zaman ben layıkıyla yaptım diyerek müsterih olmak kabil değildir.